Teşekkür ederiz hocam. Çok güzel oldu. Hemen Yani töreni açıyorum. Bekleyeyim mi biraz daha yoksa İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu'yla başlayalım mı? Burak bir şey söyleyecek mi bugün yine hocam? Bu saat. Evet. Aynen. Söyleyecek hocam. Arkadaşlar 12 TMB sınıfından kurs grubumuzdan Burak da bizlerle birlikte. Burak'tan rica ettik bizim için şarkı söyleyebilir mi diye. O da kırmadı. İkiletmedi hiç. Hemen geldi. Bize şarkı seslendirecek. Az önce 9. sınıfların yayınında da bir şarkı seslendirdi. Türkü söyledi daha doğrusu. Tekrardan teşekkür ediyorum Burak sana yine. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Evet, biz de teşekkür ediyoruz Burak. O ince sesini de duymuş olduk bu arada. Burak bizi hiç kırmıyor. Yani ne zaman istesek Evet. hemen. Burak'tan sonra bir Gülsün Hocam'la bir parça alalım. Mümkünse eğer. Ağlarsın bak ben söylersem. Hocam duygulanmak için söyledim zaten. Siz söylerseniz. Hocalarım başlayalım mı o halde İstiklal Marşı'yla? Gelmeyecekler Evet galiba. hocam. Uyuyorlardır büyük Aynen öyle. ihtimalle. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu'yla başlayalım. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayalım daha doğrusu. Anlam ve Evet. önemi konuşmasını bize Oğuz Ünlü hocamız yapacak arkadaşlar. Öğretmen konuşmasını Oğuz Ünlü hocamız gerçekleştirecek. Evet hocalar, arkadaşlar, bu normalde konuşmayı yine söylüyorum. Pınar Hoca yapacaktı ama Pınar Hoca katılamadığı için ben yapacağım. Şimdi değerli öğretmenlerim, sevgili öğrenciler, biliyorsunuz bugün Evet, Büyük çok Önder güzel Mustafa oluyor. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak tam 101 yıl önce bugün Türk milletini yine milletin kendi azim ve kararı kurtaracaktır diyerek 7'den 70'e kuzeylisi, güneylisi, doğulusu, batılısı her insanımızı arkasına alarak milli mücadeleyi başlatmış ve bu yoksulluğa, yokluğa rağmen bu mücadelede Türk milleti başarı elde etmiştir. Atatürk en büyük eserim dediği cumhuriyeti, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne Türk gençliğini emanet etmiştir. Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atasının emanetine, yani Cumhuriyet'e sahip çıkacak, onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üstüne düşen görevi yapacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Birlik, beraberlik içerisinde birbirine sevgiyle yaklaşan, iyi eğitim almış, teknolojik kabiliyetlerle donatılmış Türk genci ülkemize en iyi şekilde geleceğe taşıyacaktır.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere başta, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı sevgi ve saygıyla kutluyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim hocam. Teşekkürler. Arkadaşlar öğrenci konuşmamız var bir de. 11B sınıfından Fadime Dede arkadaşımız bizim için 19 Mayıs günün anlam ve önemi konuşmasını yapacak. Öğrenci konuşmasını yapacak. Fadime'cim dinliyoruz seni hazırsan. Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. Bugün Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının yıl dönümü. O gün Samsun'un vatanperver insanlarını içtenlikle selamlayan Atatürk'ün taşıdığı vatansever duygularla sizleri selamlıyorum. 19 Mayıs gençlik. Gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk İstiklal ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi. Bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Sizler yeni Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar diyor Atatürk. Sevgili gençler, siz Türkiye İstiklal aşkını veren Kara Fatmaların, Nene Hatunların, Yalnız Efelerin, siz de İstiklal'le ölüm diyen Antepli Şahinlerin, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin, Seyit Onbaşların, siz tarihi tarih yapan Barbarosların, Ulubatlı Hasanların, Yavuzların, Atatürklerin soyundansınız. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğumuz olmalıdır. Sözde değil bu özde duygularla Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Nice 19 Mayıs'larda nice bağımsız günlere. Selam olsun size ey Türk gençliği. Teşekkür ederiz Sayın'a. Teşekkür ederim hocam. Evet Fadime, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim hocam. Oğuz hocam, yine sözü size bırakıyorum. Bir şeyler söyleyeyim onun hakkında. Biliyorsunuz 15 Mayıs'ta, 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal edildiğinde Yunanlar tarafından Mustafa Kemal de bir gün sonra 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkıyor. 19 Mayıs'ta Samsun'a geliyor. Tabii Bandırma vapuru eski biraz vapur. O yüzden İngilizler de bu vapuru didik arıyor demiştim. Çünkü Mustafa Kemal İstanbul'da itiraf devletleri tarafından tehlikeli birisi olarak, riskli birisi olarak biliniyordu. Milli mücadeleyi başlatabilecek kişilerden bir tanesi, potansiyele sahip olan kişilerden bir tanesiydi. Mühimmat var mı, silah var mı diye Bandırma vapurunu didik arıyorlar. Hiçbir şekilde müdahale etmiyor. Zaten istediğini almış bir şekilde Anadolu'ya geçiyor zaten. 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gitmesinin amacı şuydu. Bölgede çıkarılan kargaşanın önüne geçmek, halkın elindeki silahları toplamak, halka silah dağıtan çetelere faaliyetlerine son vermek için gönderiliyor. Ama kafasındaki olay tabii bambaşka bir şey. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkmadan biraz yolculuk uzuyor arkadaşlar. Neden? Çünkü yol üzerinde geminin batırılma ihtimali olduğu söyleniyor. Böyle bir ihbar geliyor. O yüzden gemi tedbirli olarak biraz kontrollü bir şekilde götürülmeye çalışılıyor ki Atatürk'te bizzat Kaptan Köşkü'nde kendisi yönlendirecek bu olayı. 19 Mayıs'ta Tütün İskelesi denilen yerde arkadaşlar Bandırma Vapuru Samsun'da kalabalık bir halk tarafından karşılanıyor. 19 Mayıs'ta 19 arkadaşıyla arkadaşlar çıktığı bu yolda Samsun'da 19 gün kalıyor. Daha sonra Havza'ya geçiyor. Samsun'un bir ilçesi olan Havza'ya geçiyor. İlk defa burada İstanbul hükümeti tarafından, padişah tarafından geri çağırılıyor. Çünkü haddini aştın geri gel diyor. Şunu yapmak istiyor Atatürk. Milli mücadeleyi başlatmak istiyor. Burada daha fazla çalışmalarını sürdüremeyeceği için Amasya'ya geçiyor. Amasya'dan Erzurum'a, Erzurum'dan Sivas'a. Bu zaten konuları aşinasınız arkadaşlar. Sivas'tan sonra Ankara'ya gelecek. Ankara'yı milli mücadelenin başkenti yapacak demiştik. Daha sonra hayatının sonuna kadar hep milli mücadelenin kazanımlarını elde etmeye çalışacak. Mesela Samsun'dayken bir okulu ziyaret ettiğini söylemiştim geçen derste. Bir liseyi ziyaret ediyor Atatürk. Coğrafya dersine giriyor. Coğrafya öğretmeni dersine katılıyor. Öğrencilerden bir tanesine Türkiye haritasını çizdiriyor Atatürk. Öğrenci Türkiye haritasını kabataslak da çiziyor. Tabii o zamanlar öğrencinin çizmiş olduğu haritada Atatürk şöyle bir bakıyor ve çocuğa diyor ki eksik var çocuk diyor. Çocuk anlamıyor neresi eksik olduğunu. Diyor ki bir yıllık daha yeni devletimizin diyor topraklarını eksik çizdin diyor.
eksik olan kısmını çocuk anlamayınca tebeşiri elinden alıyor çocuğun ve kendisi o haritaya Hatay'ı da ekliyor arkadaşlar. Yani Hatay o dönemler bizim elimizde değildi. Yine Hatay konusunda şunu söylemiştim. Atatürk'ün unutamadığı anlardan bir tanesi. Adana Mersin taraflarına geliyor. Hayatının son zamanlarında hep Hatay'ı kurtarmaya çalışacaktı. Adana Mersin taraflarında bir tane yaşlı kadın Atatürk'e geldi. Dedi ki, evladım dedi, her tarafı kurtardın, bütün yurdu kurtardın da dedi, bir tek benim Hatay'ımı mı alamadın dedi. Bunun üzerine Mustafa Kemal biraz morali bozuldu. İçine çok oturdu yani bu söz. Daha sonra yaşlı kadına dönüp dedi ki, merak etme anacığım dedi, 40 asırlık Türk yurdu düşman elinde esir bırakılamaz dedi. Yani 40 asırlık Türk yurdundan bahsettiği Hatay mevzusudur. Ki zaten 1939 yılında Hatay anavatana katılacak ki bu ne kadar öngörülü, ne kadar ileri görüşlü biri olduğunu söyleyecek. Samsun'daki bu anısı mesela bizim için önemli çünkü Hatay'ın anavatana katıldığını göremeyecek Atatürk. Hatta bu konuda İsmet İnönü'yü dahi eleştirecekti. Kur'un adlı gazetede Asım Ustakma adıyla İsmet İnönü'yü dahi yerden yere vuruyordu arkadaşlar. Benim için Samsun tabii önemli çünkü ben de bir Samsunlu olarak Mustafa Kemal'in başlatmış olduğu bu yolda ilk mihenk taşlarından bir tanesi olması bizim için tabii gurur verici. Onur duyuyorum açıkçası arkadaşlar. Yani bu tarif edilmiyor. Sonuçta bu yol üzerinde birçok diye bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani herkes soruyor niye Samsun, niye Samsun? Arkadaşlar, çünkü bunun altında yatan bir sebep var. Bölgedeki Rumlar Pontus Rum Devleti kurmak için Samsun'da ayaklanıyorlar. Başkentini de Samsun yapmaya çalışacaklardı. O yüzden Samsun'a geliyor arkadaşlar. Mustafa Kemal'in dediği olay şu, 19 Mayıs benim doğum tarihim diyor arkadaşlar. İşte bu benim doğum tarihimdir diyor. Peki bunu gerçek olarak mı söylüyor? Hayır, tabii ki sembolik olarak söylüyor. Kıvılcımın başladığı, artık milli mücadelenin başlattığı yer olarak 19 Mayıs benim doğum tarihimdir diye söz ediyor. Ben çok fazla sözü uzatmak istemiyorum. Şimdi isterseniz Burak'a bırakalım hocam sözü. Ona geçmeden önce bir şey daha söyleyeceğim. Atatürk'ün nutku da yine aynı şekilde hocam. 19 Mayıs'la başlıyor. Daha sonra evet, nasıl bitiyor? Gençliğe hitabeyle 1927, bitiyordu. 1927 yılına kadar olan süreyi hı-hı kapsıyor. 1919'dan başlıyor. 1927 yılındaki olayları kapsıyor bu iki tarih arasında. İlk cümlesi Samsun'a çıktım. 1919, evet, Samsun'a çıktım. Gençliğe hitabeyle biter. Gençliğe hitabenin de son cümlesi muhtaç olduğun kudret damarlarındaki manikanda bitirmiştir cümlesiyle gençliğe hitabeyle bitirecektir. En büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti arkadaşlar. Yani nutuk, tamam ben bunu sınavlarda veyahut da derslerde mi anlatıyorum. En büyük eseri nedir arkadaşlar? Değil mi? Nutuk değil arkadaşlar. En büyük eseri dediği Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti. Bunu da belirtelim. Ve bu eseri de gençlere evet bırakıyor zaten. Daha da anlamlı evet bir hal alıyor. Çünkü hani nutkunda da anlattığı şey dediğimiz gibi işte Samsun'a çıkmasıyla başlıyor. Milli mücadeleyle başlıyor ve daha sonra gençliğe hitabeyle bitiriyor ve size armağan etmiştir bunu. Sizin de en iyi şekilde sahip çıkacağınızı umuyoruz biz aynı şekilde. Gençliğe hitabeye değinmişken videonuz için de teşekkür ediyorum. Videomuz vardı, izlemişsinizdir. Katkıda bulunan arkadaşlarımız var. Fadime katılmıştı. Zeynep Sılah katıldı sesiyle. Ayşe Nans katıldı. Var mı unuttuğum? Hatırlatın kendinizi, şu an bakmaya çalışıyorum. Burada olanlardan söylemek istiyorum ben. Katılan, Erhan destek vardı. Olan Erhan vardı, evet. Katılan, destek olan herkese teşekkür ederim. 12. sınıflardan Beyza vardı. Nisa vardı şu evet an. Tekrardan teşekkür ediyorum. O halde sözü bağlayacağım. Hemen Burak'la devam edeceğiz. Arkadaşlar tek tek hepinize teşekkür ediyorum. Katkı sağlayan herkes için. Fadime'ye iki kez teşekkür ediyorum. Burada da günün anlam ve önemi konuşmasını okudu. Oğuz Hocam'a teşekkür ediyorum, bizi bilgilendirdi. Burak'a başlamadan önce tekrardan teşekkür ediyorum. Siz de tanıyorsunuz, tanıyanlarınız var zaten Burak aranızda. Burak'ın da hayran kitlesini arttırmak istiyorum. YouTube'da kanalı var. Oradan da videolarına ulaşabilirsiniz Burak'ın. Evet, çok... bu bir reklamdır arkadaşlar. Evet, reklam. Bunu yapmak istedim gerçekten. Bunu hak ettim. O halde başlayalım mı? Burak bize türkü söyleyecek, türkü seslendirecek. Burak'cığım hazır mısın? Hazırım hocam. Tamamdır. Dinliyoruz o zaman biz seni. Şu sıranın ufak tefek yolları ağırdan sızıdan tutmaz ellerim.
Tepeden tırnağa şehir günleri. Yedi anım burada yatıyor. Tepeden tırnağa şehir günleri. Yedim aslanım burada yatıyor. Bugün efkarlığım açmasın güller. Gidimden kara haber verirler. Demirden döşeyi, taştan sedirler. Gidim aslanım burada yatıyor. Demirden döşeyi, taştan sedirler. Yedim aslanım burada yatıyor. Ne bir haram yedi, ne cana kıydı. Ekmek kadar temiz, su gibi aydı. Hiç kimse duymadan hükümler giydi. Yedim aslanım burada yatıyor. Hiç kimse duymadan hükümler giydi. Yedim aslanım burada yatıyor. Teşekkürler Burak, ağzına sağlık. Yürü be yiğidim.